Merhabalar, ben Köftesi Köfte ve Fiyatlı Köfte serimizin 41. bölümüne hoş geldiniz. Ve 50'ye bayağı bir yaklaştık. Bakın burada yuyumetrelerimiz birikiyor. Gördüğünüz gibi korimizi kırdım. Çünkü şu an ihtiyacımız yok. Bunun dışında bir şey yapacağım. Data Storage Circuit. Bunun için bir adet Advanced Circuit ve 8 Emerald Dust. Emerald Dust'a tahmin edebileceğiniz gibi Emerald'ın işlenmesi sonucu yapılıyor. Bunları bu şekilde diziyoruz. Şunları şu şekilde. Bir de Iridium Plate koyuyoruz. Data Control Circuit. Bu Data Storage Circuit'ler Advanced Circuit'in bir ileri safhası diyebiliriz. Ki Modular Power Suite'te eğer Industrial Craft'ın kurulu olduğunu algılarsa onun kullanabiliyor. Ki onun da gelişmişi var galiba. Ya da lan. Ha tamam. Evet var. Player Detector de kullanılıyor. Sonitron, Inventor Manager. Öyle bir şey. Bize bu lazım. Bu da şu arkadaşlar için lazım. Bunun için öncelikle bir adet Advanced Machine Block. Advanced Machine Block. Ama onu yapmadan önce size ufak bir şey daha göstereceğim. Silk Touch'ın güzel yanları. Eğer Uranyum Ore alıp Grinder'a sokarsak Uranyum Dust 2 adet ve üstüne üstlük Tiny Pile of Plutonium Dust elde ediyoruz. Yani uranyumumuzu hem ikiye katlamış oluyoruz hem de beleşten yarım plütonyum elde ediyoruz her biri başına. Grinder çoğu makinede kullanılabiliyor. Birkaç tanesini göstereceğim. Yani çoğu orada. En başında Nikolit. Nikolit'i göstermemin sebebi Nikolit sıkıntısı çektiğimiz için değil, hayır. Şunun için. Tiny Pile of Diamond Dust. Yani kısacası Nikolit kullanarak da Diamond elde edimimizi arttırabiliyoruz. Ve bu bize Diamond Dust sağlayacak. Diamond Ore'u ise Pluralizer'a sokarsak bir tane elde ederiz. Fakat Macerator'a sokarsak gördüğünüz gibi iki tane elde ederiz. Grinder'a sokarsak bu şekilde elde ederiz. Ve ben o şekilde elde etmek istiyorum. Ve hayır, sizi geri dönüştüreceğim. Çünkü zaten çok yeterince var elimde. Zaten uçmuş, açıkmış. Neyse. Iron refine edecektim değil mi ben? Ve bu arada chestlerin bir tanesinde bolca şu tip inim var buldum. Varmış hani. Ha, bunlardan da pişirmişim zaten. Biraz daha pişsin. Sen. Siz ikiniz. Ve her zamanki gibi Coldust. İşleyelim bakalım. Ve Diamond Ore'larımız da bir tanesi hariç. Ya da bir tanesi de dahil. Bir saniye. Evet, bir tanesi hariç. Evet, üç tane Diamond Dust'ımız olduğu şekilde. Şurada da seni smelt edelim.
Gerçi doğru chest'e koymamıza da bir gerek yok ama. Neyse. Sizler hazırsınız. Bu arada bu bölümü yapacak bayağı bir şey buldum. Ama önce core'imizi uzakta bir yere taşıyacağız. Şimdi 4 adet titanium ve 4 adet chrome. 4 adet dedim. Ve elimize highly advanced machine block geçiyor. Bu highly advanced machine block'un çevresine şunu ve şunu koyarsak, bu arada illa highly advanced machine block kullanmamıza gerek yoktu değil mi? Steel. Ha varmış, tamam. Tamam. Advanced machine casing. Bunu ne için kullanacağız? Tabii ki de bunun için. Ve gördüğünüz gibi 2400K kapasiteye ulaştı. Ama bizim hala biraz daha ihtiyacımız var. Yani demek oluyor ki biraz daha chrome'a ihtiyacımız var. Nikolay'sı ben neden düşürdüm? Mesela chrome'un nasıl elde edildiğini hatırlayamadım bir an. Ruby Dust. Tam bu Bauxite Dust'larımızın işlenmesiyle biraz daha titanyum elde ettik, ancak bir 12 tane daha lazım bana. Tam sayı olsun. Tam sayı olsun ha. Neyse. Biz şunları yerlerine yerleştirelim. Yerlerine götürelim daha doğrusu. Ve bize ne lazım? sen değildin. Assembly table. Yazılışını hatırlamaya çalışıyorum. Bunun için bir diamond, bir diamond gear, başka yapımları da varmış. Tamam. Bir adet diamond, 4 adet diamond, bir gold gear. Tamamdır, yapılır. Bunun için 4 senden 5 de senden. 2 de sizden. O yüzden de giyirmeseydim çok daha süper olabilirdi. Çıkırmasaydım daha doğrusu. Daha süper olabilirdi. tabii önce stone'a upgrade edeceğiz bunu. Buildcraft'la uğraşmayalı. Bunu bile unutmuşum. Buildcraft'ı pek sevmiyorum ben. Sadece enerji sistemini çok seviyorum. Enerji sistemi cidden çok sağlam. Evet. Ve obsidian. Obsidian'larımın bir kısmını recycler'a soksam güzel olabilir. Recycler. Fazlalık itemlerden kurtulmanın güzel bir yolu. Millet obsidian sıkıntısı çeker, ben obsidian fazlalığı çekiyorum. Ne iştir? Bu nasıl iştir kardeş ve seni nereye yerleştireceğiz? Bu duvar güzel. Tamam. Gördüğünüz gibi böyle bir arayüz var, fakat buna eğer bir conduitle enerji bağlamaya kalkışırsanız çalışmaz. Bunun başka bir şeye ihtiyacı var. Laser.
Ve laser başına 2 diamond ve bolca redstone lazım. Dört, beş, altı. Altı tane şimdilik işimizi görür. Ve obsidian. Ve altı adet laserımız var. İşte bunu bu yüzden sevmiyorum. Bu drill'i. Gereğinden fazla güçlü. Nihayet tek kazabildin. Şimdi sana conduit'leri nereden getireceğiz? Çok basit. Şunları yok ederek. Conduitlerimiz işte oradan geliyor. Tamamdır. Şimdi conduitlerimizi alalım. Ki muhtemelen yetmeyecekler. Yeteri kadar yok elimizde. Yanlış chest. O yüzden yapmamız gerekecek. Ama o kadar sıkıntı değil yapımı. Seni yanlış yerleştirdim ben, değil mi? İstediğim şekilde değildin sen. Ve sıkıştım. Ah. Hadi bakalım köfte. Evet, conduit yapmaya gidiyoruz. Conduitler siz nasıl yapıyor olduğunuz unuttum. Redstone Energy Conduit. Ha, elektron lazım size. Tamam. Elektron kolay. 4 gold alalım. 4 de silver alalım. Bir sen zaten gerek yokmuş. Ben burada bolca yapıyordum. Neyse. Biraz daha yapılı dursun. Siz gidin. Siz gelin. Hatta dur. Seni harcayalım. Harcayalım hani. Biz de ne zamandır fazlalık olarak duruyordun. Bir stack yapayım işte böyle. Ve bize bolca redstone. Gerçi şimdilik sadece bir stack atabileceğim içine ama. Şunları da atalım. Gördüğünüz gibi bu chest'imiz de inanılmaz derecede dolmaya başladı. Ve aşağıda diamond'larımıza bakalım. Diamond'larımıza dedim, MFSU'muza değil. Misler gibi. Şimdi redstone'un üretiminden ne fazla kazanıyorduk? Glowstone dust. O yüzden senin de çift sayıda yapacağım. Geri kalanını Macerator'da halledeceğim. Lapis lazuli'ye bakıyoruz. Ah, yanlış tuşa bastım. Gördüğünüz gibi Lazurite Dust elde ediyoruz. Lazurite Dust neyi de kullanılıyor? Advanced Circuit yapımında kullanabiliyoruz. Ha, Silicon Plate'de yapılabiliyormuş. Renklendirme için kullanılabiliyor. Chunk of Lazurite yapımında kullanılıyor. Ve bu
O kadar da işe yarar bir şey değilmiş. Seni direkt Mesurate'a sokabilirim. Peki ben şimdi neyi bekliyordum? Ha. Tamam, bunu bekliyordum. Evet ve bunlara sizi yerleştirelim. Laserlarımızı yerleştirdik. Aslında bunları üstten de geçirebilirdim. Daha şık dursun diye. De şık duruşu o kadar önemsemiyorum. Ve artık kendimize redstone alalım. Mesela 4 tane redstone alayım kendime. Gördüğünüz gibi chipset üretmeye başlayacağım. Ve şu an bu kadar bir Minecraft çöl tüketiyoruz. Yalnız ufak bir not. Birazdan göreceğiniz üzere bunlar dışarı atılacak saniyesinde. Peki bize ne lazım? Evet. 8 tane odun lazım. 8 tane odunun ne yapmakta kullanıldığını hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Chest. Aksi halde gördüğünüz gibi bu şekilde dışarı doğru atıyor. Fakat yanına bir chest koyduğumuz takdirde tüm Buildcraft itemlarında olduğu gibi direkt o chest'in içine atıyor. Şunu da bunun açık olup olmadığını yapmak için koymuştum. Size ne olduğunu göstereyim. Inverted Lime Fixture şu şekilde craft ediliyor. Red Power item'ı. Inverted olduğu için de hani inverted. Gördüğünüz bu şekilde koyarsanız eğer gate elde ediyorsunuz. Bu gate'ler tamamen Red Power'ın demişim. Buildcraft'ın gate'leri. Evet, auto kick gate'lerle normal gate'ler mevcut. Burada asıl önemsediğim şey auto kick gate'ler. Ya, tabii bir saniye shape. Auto Arctic Diamond Gate'lerin olayı şu. Kullanımlarına bakacak olursak eğer o en gelişmiş circuit'i hatırlıyorsunuz değil mi? Onun yerine de kullanılabiliyor. Gördüğünüz gibi. Ki yapımı çok daha ucuz bana göre. Ayrıca şu diamondlarımız hakkında da ufak bir şey gösterecektim. Gösteremiyorum çünkü çok da fazla TNT kullanıyormuş. O dustları tekrar çevirebiliyorsunuz. Dörtte bir kayıp oluyor gerçi. Ama dörtte bir kayıp nedir ki? Elinin kiri. Evet, şimdi asıl olayımıza geçelim. Landmark. Bir yerlerde stick'imiz olacaktı ya da yeniden yapmamız gerekecek. Sıkıntı değil. Stick yapımı kolay. Asansör olan yerde jetpack kullanıyorum. Tembellikte son nokta. Neyse, kendimize 3 redstone. Ve 3 lapis lazuli.
3 tane landmarkımız var. Sen de git kaybol bir yerlere. Ve artık evimizden uzaklara bir yere gitmenin vakti geldi. Ben yeterince uzaklaştığımda bu arada eski kuarimiz hafiften yok olmaya başlıyor. Gördüğünüz gibi tekneden bile hızlı gidebiliyoruz suda. Ben uzak bir yer bulduğumda hemen geliyorum. Evet, bu çevrelere daha önce gelmediğimi aldığım gibi eminim. Bundan emin olmak için aradığım madenin olup olmadığına bakacağım. Ve tabii ki de yanımda torç getirmeyi unuttum. Saniyesinde zaten o aradığım madeni buldum. Quartz kristal. Bu quartz kristal pek çok şey yapımında kullanılıyor. Bu Applied Energy Sticks diye bir modun eklediği bir item. Bunu manuel olarak pek kazmayacağım çünkü Core'im zaten kendisi halleder. Sadece bunu varlığından emin olmak istedim. Bir de birkaç yerde kendim de bir bakacağım. Creeper. Selam Creeper. Bu arada quartz kristaller hakkında ufak bir detay. Tamamen random bir şansla quartz dust da düşürebiliyorlar ve kristal düşürme sayıları da değişebiliyor. Ne düşürecekleri biraz rastgele ve bakalım sende ne var? O önemli bir şey yokmuş. Selam zombi. Zaten buraya quarry'imizi kuracağız. Çünkü başlangıçtan elimizde biraz quartz olsun diye kazdık. Güzel, güzel. Biraz kötü bir mineshaft'e denk gelmişiz anlaşılan. Quarry'imizi buraya kuracağız, onu anladık. Yeni quarry'nin güzel yanı artık kazandırıcı o iş. Artık kazandıracağı madenler quartz ve quartz ve copper ağır olacak çoğunlukla. Ve bizim özellikle aradığımız madenler bunlar. Yüzeye kestirmeden çıkalım dedik ve çıktık da. Ama bizi bir zombi karşılama komitesi ağırladı. Iron ingot düşürdü. Bize Iron Ingot hediyeleri varmış. Onların ülkelerinde gelenek böyle. Şimdi quarry'imizi yerleştirebileceğimiz geniş bir alan bulalım. Quarry'imiz yüksek bir noktadan başlasın. Bu sefer suyun içinde olmasını istemiyorum. Selam zombi. Tane dörtle bunu yapabiliriz. Umuyorum. Güveniyorum kendime. Tamam, bu taraftan yapabiliyoruz. Ama bu taraftan yapamayacağız. Adım gibi eminim. Yanlış tuş. Her zamanki gibi.
Tamam, burası da olur. Evet, artık bunu kaldırabiliriz. Bunda işimiz kalmadı. Buna sağ tıkladığımızda bu oluşuyor ve artık koordinimizi koyabiliriz. Landmark'ları alalım bu sefer. Her seferinde yeni landmark yapmaktan üşenmeye başladım. Üşenmek. Ben. Yerleştirdik. Bir saniye. Ha tamam. Bu sefer istemsiz bir biçimde bunu yerleştirmeyi başarmışım. Ve geri kalan parçaları da yerleştirelim. Ve seni şuna ayarlayalım. Bunun da adını değiştirelim. Tamam, Kore olsun bunun adı. Ve gördüğünüz gibi Darsu. Bundan daha önce bahsetmiştim bu arada. F9'a basılınca çalışan bir şey. Ve tabii evimizde Cori'yi aktif etmedik, değil mi? Onu geçtim, ben evimize gitmeye... Evimize portal açmadım, değil mi? Neyse, çok uzakta bir yerde değiliz. Ve portal kanımız da yanımızda. Ben eve gidip geliyorum. Evet, evimize vardık. Ve tam o esnada da gündüz oldu. Evet, tam şuraya bir portal açayım. Burada core'imizi artık tekrar çalıştırmaya başlayalım. Seni tekrar 60 Minecraft cüle çıkartalım. Ve gördüğünüz gibi core'imizin çalışmaya başladığını göreceksiniz. İstediğim şey buydu tam olarak. Buradaki kuartzları kazmaya başlayacak. Kuartzlar için de bir maden girişi ayarlayayım. Kuartzlar, siz buraya girin. Dustlar, siz buraya gidin. Artık otomatik olarak onlar yerleşecek. Diamondlarımızı da şuraya atalım. Evet, bu bölümde daha ne yapabiliriz onu düşünüyorum. Quarry'mizi yerleştirdik. Şunları otomatik aktarmayı... Bu arada gördüğünüz gibi Coco Bean'leri destekliyormuş bu. Çok önemli ki gereğinden fazla akıllı yaratıklar. Seviyorum onları. Bu bölümde bir ilginçlik yapacağım. Onları bu bölüm yemeyeceğim. Çünkü onları bir kutlamaya saklıyorum. Tabii kutlama için size özel bir şey daha yapacağım. Ama onun ne olduğunu söylemiyorum. Sanırım bu kısa bir bölüm oldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler. İyi eğlenceler.